Artı TV'den merhaba. Yeni bir ekolojik odak programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta ekolojik odakta Karadeniz coğrafyasına doğru uzanacağız. Zira geçtiğimiz günlerde Karadeniz'den farklı haberler geldi. Maalesef bir kısmı üzücü. Bildiğiniz üzere Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da yaşanan sel felaketleri, heyelan su taşkınlarıyla can kayıplarının ve mal kayıplarının yaşanması ve yine Karadeniz coğrafyasını doğrudan ilgilendiren birkaç yargı kararı var. Bu hafta programımızda bunları ele almaya çalışacağız. Tabii özellikle Karadeniz'in coğrafyası, Karadeniz'in doğası son yıllarda ağırlıklı olarak HES'lerle, barajlarla, yayla turizmiyle, taş ocaklarıyla, termik santrallarla ve son birkaç yılda da nükleer karşıtı mücadeleyle gündemde. Ama tabii çok uzun yıllara dayanan bir HES ve baraj karşıtı mücadele var. Daha sonra buna taş ocakları, madenler ve termik santrallar eklendi. Karadeniz'in herhalde herhangi bir mücadele yürütülmeyen kenti yok gibi bir durum söz konusu. Ve maalesef dediğimiz gibi geçen hafta özellikle Artvin'den ve Rize'den üzücü haberler geldi. Artvin'de 4, Rize'de 2 kişi hayatını kaybetti bu sel ve aşırı yağışlar sonucu oluşan heyelan sebebiyle. Heyelan'ın tabii Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı şantiyesinde meydana gelmesi meselesi de yine bizim bu hafta konularımızdan birisi. Özellikle doğaya yapılan müdahalelerin sonuçlarını aslında biz görüyoruz bütün bu haberlerde ve maalesef can kayıplarının olduğu bu gelişmelerde. Yine Trabzon'da da aslında 7 ilçe de sel çok ciddi şekilde etkisini gösterdi. Geçen yıl, bundan aşağı yukarı bir yıl önce Trabzon Araklı'da yine böyle bir sel felaketi meydana gelmişti ve 10 kişi hayatını kaybetmişti. Aslında bu insanlar kaybolmuşlardı. Maalesef 8 kişinin bedenine ulaşılmıştı. Hala da 2 kişinin maalesef bedeni kayıp durumda. Yine dediğimiz gibi doğaya yapılan yoğun müdahalelerin sonucu bütün bu gelişmeler ve yine yaşanan heyelan felaketinin de buradaki hem baraj şantiyesi hem de yol çalışmasıyla ilişkili olması meselesi kritik. Fakat son yıllarda bütün bu müdahaleler sonucu aşırı hava olaylarının, iklim değişikliğinin sebep olduğu aşırı hava olaylarının da etkisiyle neredeyse bu seller, taşkınlar, heyelanlar Karadeniz'in kaderi gibi sunuluyor. Ama aslında bunun bir kader olmadığını, tamamen doğaya müdahalenin sonucu olduğunu biliyoruz. Son 20 yılda bu bölgede yapılan bütün bu doğa talanı kaynaklı meydana gelen felaketlerde 150 kişi hayatını kaybetmiş. Hiç az bir sayı değil. Canlarla, mallarla ve doğada geri dönüşsüz meydana getirilen bir takım tahribatlarla bunun cezasını insan ödüyor maalesef. Diğer yandan iki önemli yargı kararı var Karadeniz coğrafyasına dair. Bunları da detaylandırmaya çalışacağız program içerisinde. Bir tanesi Karadeniz'in yaylalarını birbirine bağlamak üzere yapılan yolların adı Yeşil Yol. Yeşilin olmadığı ama adında yeşilin geçtiği bir proje. Burada da aşağı yukarı 5 yıllık bir dava maratonu yürütüldü. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu geçen hafta bu yaylaların varlığını, bu yolların yok edeceği gerekçesiyle bir karar verdi. Samsun'dan Artvin'e 7 ili kapsayan 2700 kilometrelik bir proje durduruldu. Ama tabii bu durdurulma ne anlama geliyor? Buna bakacağız. Bir diğer yargı kararı da Kastamonu Cide'de yine çok uzun yıllardır mücadelesinin devam ettirildiği Loç Vadisi'nde Orya Enerji tarafından yapılmak istenen Cide HES projesi için ÇED olumlu kararı iptal edilmişti geçtiğimiz Mart ayında. Orya Enerji bu karara itiraz etti fakat mahkemenin iptal kararına karşı dava açan şirkete Danıştay'dan ret yanıtı geldi. Şimdi bütün bunları dediğimiz gibi inceleyeceğiz. Karadeniz'e doğru uzanacağız.
Bu hafta Skype hattımızda bir konuğumuz var. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından Yakup Okumuşoğlu. Yakup Bey, hoş geldi yayınımıza. Merhabalar. Teşekkür ediyorum, merhabalar. Evet, ben şimdi çok kısa bir özet yapmaya çalıştım ama Karadeniz coğrafyasındaki doğa talanı say say bitmez noktasında. Siz de bütün bunları hem avukat olarak davalarla hem belki yeri geldiğinde aktivist olarak doğrudan mücadelenin içinde gözlemlediniz, deneyimlediniz. Bir genel olarak isterseniz ne oldu bu geçtiğimiz 20 yılda? Karadeniz coğrafyasında HES ve barajlara yönelik mücadeleler başta olmak üzere çok konuştuk. Özellikle Karadeniz bölgesinin çok önemli sorunlarından biriydi. Benim elimde bir veri var, biraz eski gerçi ama Ocak 2018 verisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın açıkladığı bir rakam. Sadece Karadeniz bölgesinde 10 yılda 203 HES yapılmış. Belki muhtemelen tabii süreç içerisinde daha da artmıştır. 20 tanesi yapım aşamasında, 123'ü de proje aşamasında olduğu yönünde bir veri paylaşmış. İsterseniz HES gerçeğiyle başlayalım ve bütün bu yaşanan felaketlerle HES ve baraj gerçeğinin ilişkisini konuşarak sohbetimizi başlatalım. Tamam. HES konusu Türkiye'de 2004 yılında enerji alanının özel sektör açılmasıyla aslında başka bir yöne büründü, öyle söyleyelim. 4628 sayılı yasayla beraber özel sektör bu alana girmiş oldu ve gerek öncesinde Devlet Su İşleri'nin hazırlamış olduğu projeleri dönüştürerek, gerek kendi hazırlıkları projelerle Anadolu'nun hemen akan her deresine, yükseklik kotunu yakalayabildiği her noktasına birden fazla HES projesi geliştirildi ve bunlarla ilgili olarak da Devlet Su İşleri'nden su kullanım hakları elde edildi. Bu su kullanım haklarını çoğu kişi alıp daha sonra başkalarına sattı. Yani böyle yanları da oldu. Sadece suyun kullanım hakkını alıp daha sonra üzerine milyonlarca lira para kazananlar da oldu. Velhasıl firmalar bu dereler üzerine HES kurmak için faaliyete girdiler. Yaklaşık 1600-1700 rakamı vardı hidroelektrik santrali, nehir tipi hidroelektrik santrallerden bahsediyorum. Bu nehir tipi hidroelektrik santrallerle ilgili olarak 1700 tanenin 760 tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, Karadeniz bölgesindeydi. Karadeniz bölgesinde şu an için ne kadarı yapıldı bilemiyorum. 2018'den sonra da yapılanlar olmuştur. Ama çok da dava açıldı. İptal edilenler de oldu. Davası sürdüğü halde, sonradan iptal olduğu halde aşamalarda biten HES'ler de oldu. Bu şekilde Karadeniz'de işte yani yaklaşık herhalde 300-400 tane şu anda vardır. Hani ben de takip etmiş değilim son zamanlarda. Ve tabii yapılırken Karadeniz'in o güzelim vadilerinin inanılmaz tahribata uğratan görüntüler ortaya çıktı. Hem dere yatakları bozuldu, hem derelerde sular kalmadı, hem bu HES'ler yapılırken yamaçlarda yol çalışmaları yapıldı, hafriyat çalışmaları yapıldı, yamaçlardan aşağı hafriyatlar döküldü. Tüneller açıldı, hafriyatlar yine yamaçlardan aşağı döküldü. Dinamitler atıldı, yüksek eğimli şevlerden akmaya başladı. Ve netice itibariyle bu yaklaşık Karadeniz'de 40-45 kilometre derinliğinde vadiler ortalama olarak, iki tane deresi var en uzun, birisi İkizdere, birisi Fırtına Deresi, 70 kilometre kadar derinliği var. Geri kalan dereler ortalama 40 kilometredir. İki dere hariç geri kalan dereler gövde oluşturdukları 20-30 kilometreden denize kadar olan bölümünde 100 metre, 150 metre kot farkı yaratacak şekilde merdiven şeklinde yüksek kottan alt kotlara doğru birinin bıraktığı suyu öbürünün aldığı, öbürünün bıraktığını diğerinin aldığı şeklinde merdiven şeklinde yapılan HES'lerle maalesef Karadeniz vadileri susuz bırakıldı. Dereler susuz bırakıldı. Dolayısıyla derelerdeki canlı yaşam, biyolojik çeşitlilik ciddi tahribata uğramış oldu.
Köyler susuz da kaldı aynı zamanda. Çünkü derenin kendi yatağından sızması ile daha alt kotlarda kaynak suyu olarak çıkan sular da kesilmiş oldu. Veya dinamit atımlarıyla bunlar bu şekilde gerçekleşti. Onu da bilemiyoruz. Ama sonuç olarak bütün o vadiler ciddi anlamda orman tahribatına uğramış oldu. Hafriyatlarla, hafriyatların yamaçlarından aşağı akmasıyla dere yatakları hafriyatlarla doldu. Ve bugün için Karadeniz vadileri hakikaten çok ciddi tahrip edilmiş vadiler haline geldi. Ve bunun sonuçlarını da aslında son yıllarda yaşıyoruz. Yani iklim değişimi de diyebilirsiniz buna, farklı yağış şekilleri de diyebilirsiniz buna. Ama bu tahribatın sonucu olarak ve başka faktörler de eklenerekten sizin de programın açılışında bahsetmiş olduğunuz işte sellere sebebiyet verdi. Hem Yusufeli'nde hem Çayeli'nde, geçen sene Araklı'da, ondan önceki sene yine aynı şekilde, ondan önceki sene, yani benim sadece hemen her sene sellerle ilgili olarak bana soruyorlar. Ben de her sene aynı şeyi söylüyorum. Ne yazık ki son olmayacak ve bundan sonra daha sıklıkla olacak diyorum. Çünkü sürekli insan müdahalesi var doğaya ve Karadeniz çok sarp yamaçlardan oluşuyor. Bu insan müdahalesinin olduğu yerlerde yeterli önlem de alınmadığından ve denetimsiz de bir yapılaşma ve inşa çalışmaları devam ettiğinden, demin de anlatmış olduğum sebeplerden, HES'ler nedeniyle çıkan hafriyatların dere yataklarına dökülmesi sonrasında bu hızlı yağış bu toprağı dere yatağına indiriyor. Daha sonra da ciddi sellere sebebiyet veriyor diye düşünüyoruz. Bir başka ayağı da aşağıda Karadeniz sahil yolu. Karadeniz sahil yolunda da yine bildiğiniz gibi denizi doldurarak yapılan bir yol var. Bu yolun menfezleri, derelerin denize ulaşabileceği noktalar maalesef ki sınırlı yapılmış vaziyette, yeterli büyüklükte yapılmış vaziyette değil. Yani büyük bir selde, büyük bir taşkında önüne işte taşı, odunu, kütüğü katarak dere geldiğinde bu menfezlerde bu menfezlerde kalıyor ve bir göllenmeye sebebiyet veriyor ve bunun arkasından da maalesef işte özellikle de sahil kesiminde denize yakın olan yerlerde derenin hızının düştüğü noktada derenin göllenmesine sebebiyet veriyor ve bu da taşmaya sebebiyet veriyor ve arkasından o gördüğümüz görüntülere sebebiyet veriyor. Yani konu aslında hep birbiriyle alakalı. Yani sahil yoluyla başlıyor, sahil yolu yapılırken taş ocaklarıyla devam ediyor, arkasından vadilerdeki HES'lerle devam ediyor ve en sonunda da yine daha üst kotlardaki yapılaşmayla veya yeşil yolla devam ediyor. Yazık ki son 20 yıldır bu süratle Karadeniz açısından ciddi bir değişim ve dönüşüme sebebiyet vermiş vaziyette. Bu değişim dönüşüm bir yandan devam ederken öte yandan küresel çapta iklim değişimi de süratle değişiyor ve dönüşüyor. Bütün bu ikisi bir araya geldiği zaman da Karadeniz gibi bir bölgede seller kaçınılmaz oluyor. Evet. Bu şekilde devam ediyor süreç. Evet. Evet. Şimdi gerçekten HES gerçeğini yıllardır konuşuyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Çünkü maalesef şirketler de vazgeçmiyorlar. Yani bütün bu olanlara rağmen, bütün bu felaketlere, bütün bu yaşananlara rağmen, az evvel ben de söyledim, girişte çok kısa bahsettim. Loç Vadisi'nde çok uzun yıllardır, sadece bu bir örnek, geçen hafta bir karar çıktığı için burada bahsetmek istiyorum bu projeden. Verilen kararlara tekrar tekrar itiraz ederek şirketlerin, tırnak içinde söyleyelim tabii, bu projeleri yapma kararlılığı gerçekten çok ibret verici, çok dikkat çekici. Bütün bu felaketlerden maalesef hiç ders alınmadığını ve aynı şekilde devam etme isteğinin bu kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da gerçekten ibretlik bir durum. Şimdi bir diğer yargı kararı da aslında sizin özel olarak da bildiğiniz,
ilgilendiğiniz Yeşil Yol projesiyle ilgili. Az evvel de görüntülerini izledik. Şimdi arkadaşlarımız tekrar da yansıtırlar. Şimdi burada da önemli bir karar çıktı. 5 yıllık bir mücadele. Sadece yeşil kalemle çizildiği için adının yeşil olduğu, Yeşil Yol olduğu bir projeden bahsediyoruz. Ve bununla ilgili bir karar var şu anda elimizde. Ve isterseniz Yeşil Yol projesi tam olarak neydi, bir ondan bahsedelim ve bu karara gelelim. Bu kararla ilgili siz epey detaylı bir çalışma da yaptınız. Çünkü 5 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. 5 yıllık bir mücadeleden bahsediyoruz. Hem onun geçirdiği hukuksal süreç de aslında Türkiye'deki çevre ve yaşam alanları mücadelesi açısından çok çarpıcı bir örnek ve belki de Türkiye'de çevre avukatlarının yapmaya çalıştığı, mücadele ettiği şeylerin neler olduğunu göstermesi açısından da çok çarpıcı bir örnek. O yüzden biraz bu Yeşil Yol projesini detaylandıralım istiyorum. Neydi bu proje ve o 5 yılda neler yaşandı? Bunları sizden alalım. Şimdi Yeşil Yol'u anlatmak için daha geriye de gitmek gerekiyor. Yani Doğu Karadeniz'de ne oldu? Yani yayla turizmi denilen şey nasıl ortaya çıktı? Belki oradan başlamak gerekiyor. Çünkü Yeşil Yol'un temel amacı aslında bu yayla turizmi denilen olguyu bütün Karadeniz'e yaymak. Bunun kaynağı ne? Bunun kaynağı aslında iki noktası var. Birisi Uzungöl. Diğeri Fırtına Vadisi'ndeki Ayder Yaylası. Şimdi Kaçkar Dağları'yla yürüyecek olursak, devam edecek olursak Ayder Yaylası Kaçkar eteklerinde. İlk 1987 yılında henüz bir toprak yolu varken, sadece hayvancılık yapılırken fakat yaylada bir termal kaplıca da olduğundan köylülerin gidip kendilerinin yapmış olduğu dört duvar bir mekan içerisinde termal imkanlardan yararlandıkları bir yayla idi Ayder Yaylası. Aslında mezra idi, tam bir yayla da sayılmazdı. Fakat 1987 yılında bu alan, burası turizm merkezi ilan edildi. Turizm merkezi ilan edilince bu turizm merkezine gidebilmek için yol yapılması gündeme getirildi ve bu yol Çamnemşin'den Ayder'e kadar olan kısım, aslında Pazar'dan Çamnemşin'e ve Çamnemşin'den Ayder'e olan kısım şeklinde de söylenebilir, başlandı ve ağaçlar kesilmeye, dinamitler atılmaya ve o dere yatakları ilk kez o şekilde aslında bozulmaya ve tahrip edilmeye başlandı. Daha sonra bu yol bitmek üzereyken bu sefer aynı bölge daha da genişletilerek, yani Ayder Turizm Merkezi dediğimiz yer, Ayder bir kilometredir başıyla sonu arası diyebileceğimiz bir yayladır sonuçta. 2-4 köyün kullandığı bir yaylaydı. Bu yol bitmek üzereyken bu sefer alanı 3-5 yaylayı da içine katacak şekilde genişleterek Artvin Kaçkar Turizm Merkezi haline getirdiler 1991 yılında. Bu da Ayder, daha üstünde Kavrun Yaylası, başka bir vadide Samistal Yaylası, ki bu görünen görüntülerin olduğu yer Samistal Yaylası'na aittir. İçerisine girdi ama herhangi bir yapılaşma yok, ama bölge bir turizm merkezi şeklinde görülüyor ve o dönem hakikaten dünyanın her bir yerinden insanlar geliyorlardı ve o yaylalarda trekking yapıyorlardı. Yani sırt çantalarıyla dağlara dolaşıyorlardı. Dünyanın her yerinden insan geliyordu. Daha sonra 1991'de bu turizm merkezi ilan edilmesinden sonra Ayder'de ufak tefek yapılaşmalar başladı. Bu arada bir hidroelektrik santral konusu da yine Çamnemşin'de, Ayder bölgesinde gündeme gelmiş oldu. 1994'e geldiğimizde, 1994'te alan milli park ilan edildi. 98'de sit alan ilan edildi ve bu arada da 97'de bir HES çalışması başladı o alanda. Bu HES çalışması devam ederken işte bu bölgenin hem turizm bölgesi olduğu, hem sit alanı olduğu, hem milli park olduğu çokça basında yer aldı. Ciddi bir kamuoyu oluştu.
Odalar geldi, meslek örgütleri açıklamalar yaptı, öğrenciler geldi ve oradaki bu HES'e karşı başlayan ilk mücadeleydi ve o mücadele yaklaşık 6 yıl kadar sürdü ve bu dönem içerisinde de Kaçkar Dağları isminden Fırtına Vadisi ismine dönüştü konu ve Fırtına Vadisi üzerinden yürüyen bir HES mücadelesine döndü. Sonra bu mücadele bitti. 2011 yılına geldiğimizde bu sefer 1/100.000 ölçekli bir çevre düzeni planı yürürlüğe kondu. Ve bu çevre düzeni planı sadece Çamlıhemşin veya Kaçkar bölgesini değil ya da Ayder bölgesini değil Samsun'dan Sarp'a kadar olan bölümü içeriyor. Ve 7 tane 8 tane il var içerisinde. Bunun içerisinde ise bizim Kaçkar dağlarımız Çayır Mera, doğal sit alanı, kentsel sit alanı, kültür ve turizm koruma gelişme bölgesi şeklinde tanımlarla kullanımı belirlenen bir alan haline gelmiş oldu. Yani önceki turizm merkeziyle, Artvin Kaçkar Turizm Merkezi'yle sonraki 1/100.000'lik ÇDP aslında bir uyum içerisine girerek plan dahiline girmiş oldu. Ancak pek çok belirsizlik içeriyordu bu 1/100.000'lik ÇDP ve bu belirsizlik TEMA tarafından yargıya taşındı ilk olarak. Ve aslında bu konuştuğumuz davaların ilki ve temeli 2011 yılında açılmış olan davadır. Yani TEMA'nın 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali için açmış olduğu davadır. Bu davada yürütmeyi durdurma kararı önce verilmedi. Daha sonra itiraz edildi. Bu itiraz üzerine dava daireleri, Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından itiraz kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiş oldu. Burada, bu davada bundan bahsetmem gerekir. Çünkü sonraki davaların tamamında aslında bu temeller üzerinden gidilmiş oldu. Diyor ki burada sonrasında şöyle oldu, bu yürütmeye durdurma kararı çıktıktan sonra bir revizyon gerçekleştirildi bu çevre düzeni planı üzerinde ve bu revizyona işte yeşil yol tanımları da eklendi. Entegrasyon dendi, yaylalar arası entegrasyon vesaire dendi. Evet. Ve Danıştay'da tam da bunların üzerinden dedi ki yaylalar arası entegrasyonu sağlayacak şekilde ifadesinin söz konusu ekolojik değerleri ve geleneksel mimari değerlerin korunmasını zorlaştıracak bir ifade olduğunu, entegrasyon kavramının belirsizlikler taşıdığını, planlama içinde hangi yaylalara yönelik olduğunu, yaklaşık güzergahının neresi olduğunu, bu güzergah boyunca Karadeniz yaylalarının ekolojik zenginliğinin hangi tedbirlerle korunacağını hiçbir şekilde belirlemediğini deyip bu yürütmeyi durdurma kararını vermiş oldu. Bundan sonra yeniden bir revizyon yapıldı ve bu yeniden yapılan revizyonda bu sefer yaylalar arası entegrasyon değil, yaylalar arası koridor, yayla koridoru dendi bunun adına. Evet. Entegrasyonun yerine. Ve bu yayla koridoruna ilişkin olarak da Çevre Doğa Ekoloji alanında çalışmalar yapan avukat arkadaşım İbrahim Demirci hem de TEMA yine buna dava açtılar. O davayı da takip ettiler ve o davada da neticede yeni bir yürütmeye durdurma kararı çıkmış oldu. Ve böylece söylediği tek şey şu, koridor tanımını anlatıyor ve koridorun ne olduğunu söylüyor. Koridor dediğiniz şey planlama hukukunda bir noktayı bir noktaya taşıyan ve bu arada belli bir plan dahilinde oradaki gelişmeyi yoğunlaştıran, yapılaşmayı yoğunlaştıran tanımdır diye tariflendi. Ve bu tarife de uyulursa yaylalar arasında bir yoğun yapılaşmanın gerçekleşeceğini, halbuki yaylaların her bölgedeki yaylanın kendisine özgün yanları olduğunu, bu özgün yanlarının mutlaka korunması gerektiğini, fakat eğer kalkıp da doğudan batıya doğru bir hat üzerinden gidilirse bu özgünlüğün kaybolacağı ve bu yapılaşmanın yoğunlaşacağı ve yaylaların kendi kültürel özelliklerini yitireceği noktasında en son karar bu olmuş oldu. Dolayısıyla bu yeşil yolla ilgili olarak en temel anlamda çevre düzeni planı dediğimiz çevrenin
kırsal alanın, korunacak alanların, hangi alanın ne şekilde kullanacağının gösterildiği temel plan olan 1/100.000 çevre düzeni planı kapsamında iptali ile düzenin iptaliyle bu yeşil yolun bütün yaylalar açısından ve Karadeniz açısından geri dönüşü olmayacak zararlar vereceği ortaya konmuş oldu. Evet. Şimdi o ifade önemli aslında, yani evet. Bu geri dönüşsüz zararlar meselesi ve yaylaların evet. varlığını tehdit ettiği tespitinde bulunması. Bu yollar şu anda ne aşamada, tamamlandılar mı, devam mı ediyor, geri dönüşsüz bir noktada mıyız yoksa hala da yapılabilecekler var mı? Belki biraz günümüzdeki durumundan da bahsedebilirseniz o yolların. Evet. Evet, şimdi şöyle, bu yollar 2015'te başladı. En azından bizim bildiğimiz bölümünde 2015'te başladı. Neden bizim bildiğimiz diyorum? Çünkü burası Samsun'dan Sarp'a kadar 800 kilometrelik ya da 1200 kilometrelik falan bir yol. Ve biz tabii hani o 1200 kilometrenin neresinde ne yapıldı bunu çok iyi takip edemedik. Çünkü ne yazık ki hani Çamlıhemşin bölümü hariç yeşil yola ilişkin olarak bir karşı çıkışa biz tanık olmadık Karadeniz bölgesinde. Bir tek Kaçkar Dağları noktasında biz müdahil olduk ve yeşil yolların Kaçkar ayağının yapılmasına engel olacak davalar açtık. Çünkü Fırtına Vadisi bizim deneyimlerimize göre Ayder nasıl olduysa diğer yaylaları da aynı hale getirecek bir planlama olarak gördük biz bunu ve bunun için zaten karşı çıktık. Çünkü biz Ayder'i yaşadık ve Ayder Çamlıhemşin'in bir şu anda yaylası, yayla da değil artık bir kenti ve Ayder gibi diğer yaylalar da olsun istemiyoruz. Çünkü Ayder hakikaten hani yayla olmaktan çıkmış vaziyette, altyapısı yok. Tamamen otel ve pansiyondan ibaret, son derece düzensiz, ne yazık ki hani çok üzüldüğümüz bir görüntü arz ediyor. Şu anda şu sıralarda bir takım çalışmalar yapılıyor, bir takım planlamalar yapılıyor yine. Bir takım binaların yıkılması, düzeltilmesi, yeşil alanın korunması gibi çalışmalar var ama henüz buna ilişkin olarak somut bir plan da yok. O planı da göreceğiz. Çok da fazla güven duyamıyoruz maalesef idareye. Çünkü idare daha çok hep ticari olarak bakıyor konuya ve bu ticari bakışının neticesinde daha fazla yapılaşma geleceği kaygısı da var. Velhasıl biz Ayder'i gördüğümüzden Kaçkar üzerinde yaklaşık 13-15 yayla var ve bu 13-15 yaylanın da birer Ayder'e dönüşmesini istemediğimiz için bu davaları açtık. Biz 3 tane dava açtık. Evet. 2015'te bu davalarımızı ne yazık ki Rize İdare Mahkemesi önce sizin ehliyetiniz yok, siz bu davaları açamazsınız diyerek reddetti. İstinaf ettik, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi olur mu dedi, tabii ki de var ehliyetleri, bu davayı tabii ki de açabilirler. Bunun üzerine keşife gidildi. Keşifte bilir kişiler buradaki yapılacak olan yolun biraz önce anlatmış olduğum 1/100.000'lik çevre düzeni planındaki gerekçeleri de içine katarak yapılacak olan yolun yaylaların özgün yapısını bozacağı, yapılaşmaya yol açacağı, kirlenmeye yol açacağı, 1800 metrede çok sarp yerlerden geçirecek olan bu yol nedeniyle Kaçkar Dağları'nın 1800 metreden denize kadar kirletilmiş olacağı, alanın milli park olduğu, sit alanı olduğu, alevyon ormanı olduğu, flora fauna anlamında endemik türler içerdiği, dünyanın korunması gereken 100 önemli alanından birisi olduğu gibi pek çok ama pek çok gerekçeyle bu yapılacak olan yeşil yolun Kaçkar ayağının durdurulmasını uygun olmayacağını söyledi. Biz de Rize İdare Mahkemesi'nden, ki oldukça yavaş giden bir süreç Rize İdare Mahkemesi'nde bu süreç, beklerdik ki iptal kararı versin. Duruşmaya da çıktık. Duruşmanın üzerinden 2,5-3 ay da geçti. Bir türlü karar gelmedi. En sonunda işte dilekçeler yazdık. Bu dilekçe üzerine bir karar geldi ve bu kararda da şunu söyledi. Dedi ki
Her ne kadar bu yol konusunda işte bilirkişiler böyle böyle demişlerse de daha sonra da yapılan, yürürlüğe giren bir takım değişiklikler oldu planlarda. Bu planlarda gözetilerek yapılacak olan Ayder Kaçkar Turizm Merkezi veya turizm faaliyetinin ya da yeşil yol faaliyetinin neticede çevrenin korunmasıyla kamu yararı açısından bakıldığında kamu yararının daha fazla olduğunu gibi bir gerekçe ortaya koydu ve ticari yönünün daha önemli olduğu gibi bir gerekçeyle davayı bir kez daha reddetti. Yine istinafa gitti. Yine istinaf olmaz dedi. Yani o dediğiniz planlara eklenen yeni eklerin de davası açıldı. Onlar da iptal oldu. Dolayısıyla hani bu dediğiniz planları ayakta tutacak altlık yok. Hem Danıştay'ın bahsetmiş olduğumuz kararları, hem sonrasındaki vermiş olduğu ikinci karar, hem orada yapılmak istenen bir kayak tesisi de var. O kayak tesisinin ilişkin olarak açılmış olan başka bir dava nedeniyle yapılan tartışmalar sonrasında bütün bunların hepsini konuşarak, yazarak o da olmaz dedi ve bir kez daha Rize İdare Mahkemesi'nin kararını kaldırdı. Kesin olarak karar verdi bir tanesi açısından. Ki o Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun vermiş olduğu bir karardı. Bu alanlarda bu yolları yapabilirsiniz dediği bir karardı. Bunun kesin olarak iptaline karar vermiş oldu. Ama ne oldu? İşte geldiğimiz nokta bu. Evet. 2015'ten 2020'ye geldiğimizde biz davaları kazandık. Davaları kazandık ama maalesef dozeri durduramadı. Dozerler yargıdan daha hızlı çalıştı. Ya da yargı çalışmasına izin verdi. Öyle de diyebiliriz. Gerçek bu maalesef. Pek çok son yıllarda gördüğümüz yargıyla dozerin karşı karşıya geldiği durumlarda ne yazık ki dozerler yargıdan hızlı ilerliyor. Biz bunu görüyoruz. Çok üzüntü verici bir durum. Yani bugün bu saatte yargının vermiş olduğu bu kararın geriye dönük sadece bir hoş sedası kalıyor. Çünkü ne yazık ki Fırtına Vadisi yok oldu. Fırtına Vadisi girildi ve öbür tarafından çıkıldı. 1800 metre 2000 kotlarından yollar yapıldı. Çok derin şehirlerden geçildi. Çok fazla hafriyatlar sağa sola saçıldı. Ve şu an için fırtına noktasında doğusundan batısına kadar yol bağlanmış vaziyette. Duyuyoruz. Diğer illerde de duyuyoruz. Halen evet. Devam eden çalışmalar var. Evet. Şimdi tabii bu anlattığınız bütün süreç aslında hem Türkiye'de çevre mücadelesinin geldiği noktayı hem de çevre mücadelesinin hukuksal ayağında neler yaşandığına dair çok çarpıcı bir örnek. Giderek tabii daha zorlaşıyor hem çevre mücadelesi yürütenler açısından doğa koruma, yaşam alanlarını koruma giderek güçleşiyor. Tabii avukatlar açısından hukuksal mücadeleyi götürenler açısından da ilmek ilmek örülen bir süreçten bahsediyoruz. Ben tabii yeri gelmişken şimdi Türkiye'nin de çok gündeminde olduğu için şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çok konuştuk. Bundan sonra da herhalde çokça gündemde olacak. Hem Türkiye Barolar Birliği'nin hem de 80 baronun karşı çıktığı bir çoklu baro yasası kısaca resmi gazetede geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve yasalaştı. Bir avukat olarak ve yani yıllarını Türkiye'de çevre mücadelesine vermiş bir avukat olarak bu gelişmenin acaba bundan sonra çevre ve yaşam alanları mücadelesine nasıl bir etkisi olabilir? Bundan sonra neler yaşayabiliriz, neler görebiliriz? Mücadele nereye doğru evrilebilir? Hukuksal anlamda karşımıza ne gibi zorluklar çıkabilir? Biraz da aslında bunun bir değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Bakın şimdi Pelin Hanım, biz bu davaları açarken pek çok sorunlar yaşıyoruz. Sorunların bir tanesi yargının özellikle son 10 yılda aşırı pahalanması. Bir dava açabilmek için çok ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalıyor davayı açan çevreci, aktivist arkadaşlarımız, yaşam alanı koruyucuları. Savunucuları. Biz de bu sebeplerden dolayı bir takım kurumları, barolarımızı en başta
Çünkü çevre hakkı aynı zamanda bir hak kullanımı ve hakkın tesisini de içeriyor. Barolar da bunun için var ve biz bu yüzden barolarımızı bu davalara katıyorduk en başta. Ki bu davaların yürütülmesindeki ekonomik bir takım desteklerini bu kurumların alabilirdim. İşte Türkiye Barolar Birliği'nin de katıldığı nükleer santral davasında çok ciddi bilirkişi ücretleri ortaya çıkmıştı. O dönemde Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli meslek odaları bir araya gelerek bunları karşıladı ki yanlış hatırlamıyorsam 70-80 bin lira civarında bilirkişi ücretiydi. Bu HES'lerle ilgili olarak 10-15 bin lira civarında bilirkişi ücretleri ödeniyor. Bunun dışında avukat arkadaşlarımız yaklaşık 2 sene 3 sene bir davayla uğraşıyor. O vadiye gidiyorlar, keşfine katılıyorlar, duruşmasına gidiyorlar. Ayrıca o köylülerle görüşmeye gidiyor, gerek oluyor, ihtiyaç oluyor, oraya gidiyor vesaire vesaire. Pek çok giderleri de oluyor ve tabii ki bir yaşam kaygısı da var ve avukatların da belli bir ücret alması gerekiyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiği zaman yargı hem harçlar yönünden hem bilirkişi ücretleri yönünden pahalıydı ve biz barolarımızı bu noktada devreye sokuyorduk. İlk önce baroların ehliyetini ortadan kaldırdılar. Dediler ki barolar bu davalarda menfaati olmadığından dolayı davacı olamaz. Böylece bu davaların önünü kesmek, sivil toplumun, demokratik kitle örgütlerinin açacağı davalarda sivil toplum örgütlerinin ekonomik güçlerini bu davalar için kullanmaların önüne geçmek amaçlanmıştı ve bu yapıldı. Fakat vatandaşlar kendileri ellerinden geldiği kadar, işte Kazım amcamız vardı, dayımız vardı Rize'de, Güneysu'da ineğini sattı, ineğinin parasını getirdi, bilirkişi ücreti olarak ödedi. Bunun gibi onlarca örnek de var. İnsanlar kendi yaşam alanlarını korumak için dişinden tırnağını arttırdıklarıyla bu davaları yürüttüler, yaptılar. Ama demek istediğim şey şu, yani barolar önemli idi, ilk önce böyle başladı. Şimdi barolar aynı zamanda hukukla ilgili olduğu için ve hayatın her alanında hukukla tanımlandığı için her alanına ilişkin olarak söz söylüyor. Doğruyu söylüyor, hukuku söylüyor, hakkı söylüyor. Ama bu yaklaşım birilerinin hoşuna gitmiyor. Yani sonuç olarak öyle söylemeliyiz. Ve dolayısıyla kendilerinin istedikleri şekilde de konuşacak bir barolara ihtiyaç var. Ve bu baroları arzu ediyorlar ve böyle bir düzenlemeyi getiriyorlar. Bunun da adına demokrasi diyorlar, yok nispi temsil sistemi diyorlar filan. Bir ülkede eğer baro güçlüyse hukuk güçlü olur. Çünkü devletin gücüne karşı vatandaşı koruyan barodur, avukattır, hukuktur. Hukuku işleten barolardır. Eğer baro zayıf olursa devlet gücünü insanların üzerinde çok daha farklı kullanabilir. Bunun önüne geçebilecek olan güçlü barodur. Ama güçlü baroyu 3'e 5'e böldüğünüz zaman barolar zayıflar. Barolar zayıfladığı zaman sivil toplumun sesi daha az çıkar. Demokratik hak arayışları daha az çıkar. Dolayısıyla da yürütme açısından toplumsal hayatı düzenlemek, yürütme açısından politikalarını gerçekleştirmek çok daha kolay hale gelir. Bir baro o yanlıştır der, öbür baro hayır sizin dediğiniz yanlıştır der ve bu şekilde bir tartışma, bir kaos yürür gider. Halbuki hukuk tek, bizim hukukumuz 2000 yıllık insanlık tarihinin en ileri hukuku olarak gördüğümüz, işte Avrupa'nın, Batı'nın, çağdaş medeniyetin geliştirmiş olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla çerçevesinin çizildiği hukuktur, biz ona bakarız. Fakat ne yazık ki işte bugün yaşadığımız pek çok örnekte de görüyoruz. Hangi tarafa baksak başka yönleriyle tartışılan, başka yönlere çekilen bir hukuk var ve bunu gerçekleştirmiş vaziyetteler. Dolayısıyla barolar olursa hukuk güçlü olur. Hukuk güçlü olursa hepimiz çok daha keyifli bir yaşam süreriz. Ama ne yazık ki işte bu yapılan, çıkartılan yasayla bunun da ciddi anlamda sıkıntısını yaşayacağız gibi geliyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz nasıl olacağını. Evet.
Şimdi tabii çevre ve yaşam alanları mücadelesi açısından hukuksal süreçler çok önemli, çok kritik. Çok önemli kazanımlar da elde edildi ama tabii son yıllarda özellikle ÇED süreçlerinde hep yasaların arkasından dolaşarak işte ÇED'lerin tekrar tekrar gündeme getirildiği gibi veya yargı kararlarının hiçbir şekilde dinlenilmeden projelere devam edildiği örnekler gördük. Bundan sonra dava açmak zorlaşabilir mi veya bu davaları devam ettirmek zorlaşabilir mi? Bu kadar çoklu baro yapısı altında herhalde yani sadece Karadeniz'i değil Türkiye'nin bütün coğrafyası bu projelerden farklı biçimlerde etkileniyor ve aynı anda yürüyen pek çok dava var. Hatta bir projeyle ilgili yürüyen bazen birkaç dava birden olabiliyor farklı açılardan. Dolayısıyla bundan sonra hem yürüyen davalar açısından alınan kararlar açısından ve yeni belki mücadeleye eklemlenecek hukuksal süreç açısından zor günler bekliyor diyebilir miyiz? Diyoruz. Zaten yapılan pek çok örnek de var. Şimdi tam kanun ismini hatırlayamıyorum. 2 sene kadar önce çıkartılmıştı. Madde 80 diye hatta tartışmıştık kamuoyunda. Fon oluşturmaya dair bir düzenlemeydi. Bunun içerisinde stratejik yatırım tanımı diye bir tanım getirdiler. Stratejik yatırım olarak tanımlanmış ise eğer bir proje bir tek Bakanlar Kurulu kararıyla bu gerçekleştirilebiliyordu. Yani bu şu demek, ÇED'e ihtiyacın yok, imara ihtiyacın yok, ruhsata ihtiyacın yok. Orman izni alacaksın, orman izni almaya ihtiyacın yok. Mera izni alacaksın, mera izni almaya ihtiyacın yok. Yani bütün bunlar aslında bu idari işlemin her birisi bir davanın konusudur ve dolayısıyla bir hukuki denetimi gerektiriyor, getiriyor peşine. Ama bütün bunların üzerine atlanmış oluyor işte bu stratejik yatırım dediğiniz şeyle. Bunun gibi başka örnekler de var, elbette var. Yani gittiğimiz nokta tabii ki hani çevre, doğa, yaşam konusunda özellikle yani devletin politikalarıyla çok paralel gidiyor. Kalkınmacı bir yaklaşım içerisindeyiz. Ve bunu yaparken çevreyi, doğayı sadece bir vitrin olarak maalesef görüyoruz. Yani politikamız biraz böyle gözüküyor. İşte pek çok sözler veriliyor, pek çok mevzuatımız var. Fakat bu mevzuatların uygulayıcısı yok. İşte ÇED var fakat denetleyeni yok. İşte orman kanunu var ama bir 17. maddesi var. İçinde her şey var, her şey yapabiliyorsunuz. İşte bir mera var, meraların korunması gerekir diyor. Ama işte şu projeler enerjiydi, sulamaydı vesaireydi olursa bu alanlarda mera vasfı kaldırılabilir deniyor. İşte sit alanları içerisinde durmadan bizim yönetmelik olarak çıkarttıkları, bizim mahkemeye başvurup iptal ettirmeye çalıştığımız yönetmelik değişiklikleri var. Birinci, ikinci, üçüncü derece doğal sit alanlarında enerji santrali yapılabilir diye bir ilke kararı çıkartmaya çalışıyorlar yıllardan bu yana. Biz de yıllardan bu yana bunlara karşı davalar açıyoruz, iptal ettiriyoruz gibi pek çok yasanın, mevzuatın içerisinde çevreyi, doğayı, ekolojiyi ilgilendiren, biyolojik çeşitliliği ilgilendiren sürdürülebilirlik adı altında sürdürülebilir kalkınma adı altında böyle bir gevşetme, bir açık kapı yaratma, bir oraya girme gibi imkan ve koşullar yaratılıyor. Veya var olanların üzerinden atlanacak mekanizmalar üretiliyor. Ve bütün bunlar işte gördüğünüz şu görüntüler yazık ki yani hepsi bildiğim yerler benim. Evet. ÇED'i olan, sözde hafriyat dökülmemesi gereken, sözde işte derenin suyunun kesilmeyeceği, ormanın kesilmeyeceği proje alanları bunlar. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki yani bu başka bir yerin ÇED'i mi? Bakan yok, gören yok. En son birkaç ay önce, 1-2 ay önce biliyorsunuz Kamilet Vadisi diye bir vadimiz var Arhavi'de. Evet. Oradaki büyük yıkımı oldukça sosyal medyada duyurmaya da çalışmıştık. ÇED'i var
Fakat ÇED'e aykırı yol, ÇED'e aykırı inşaat çalışması yapılmış vaziyette. Ve yine aylarca Kamiyet Vadisi, ki endemik türleri barındıran çok korunası bir vadidir, aylarca çamur aktı. Halen akmaya da devam ediyor. Evet, maalesef. Ne yazık ki böyle bir durum içindeyiz. Giriş maalesef, evet. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Yakup Bey, programımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Çok mersi. Evet, bu hafta Ekolojik Odak'ta Karadeniz coğrafyasına uzandık. Hem Karadeniz coğrafyasında yıllardır meydana gelen doğa tahribatlarından bahsettik ve aynı zamanda Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından Yakup Okumuşoğlu'nu hazır bulmuşken programımızda Çoklu Baron'un çevre mücadelesine olan etkilerini de ele alma fırsatı yakaladık. Evet, bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.